Sinan Ateş cinayeti. Rahmetli Sinan Ateş'e. Hı hı. Tabii biz ne işler yaptılar, ne ettiler bunu bilemeyiz. Bunlar tabii şimdi bir kişi daha varmış, onu yakalarsak sorun çözülüyor diyorlar. Böyle sorun çözülmez tabii. Onun için ben diyorum, Levent Göktaş yardım ederse devlete, ta 78, 79, 80'den beri faili meçhul cinayetlerin hepsi nereye bağlı? Çıkar meydana. NATO'ya. Karargah orada. Brüksel'e bağ çıkar. Bunun ucu Brüksel'den çıkar. Onun için Levent Göktaş'ın çok önemli fonksiyonu var. Memlekete büyük hizmet yapabilir. Şimdi bazıları diyor ki Levent Göktaş Türk değildir. Ya ben kendim demiyorum ki. Levent Göktaş'ın girsinler Oda TV'ye. Orada diyor ki bizim işte arkadaşlarımız var. Biz aynı etnik gruptanız ama adam Türk subayı. Önemli değil ki etnik grubu başka olabilir. Ama kendi Türk subayı. Yani bundan dolayı saldıranlar var. Ya bir dinleyin, Allah bir diyoruz. Hazreti Muhammed hem peygamber hem Resul diyoruz. Yok diyorlar, sen gene bir şey onu söylerken bir art niyetin var. Ya peygamber efendimize hem Resul hem kul hem Resul deyince nenin bunu art niyeti nedir ya? Biz Levent Göktaş yardım edebilir, ederse o zaman dünyasını da ahiretini de kurtarır. Ahiretini kazandı kurtarır. Çünkü memlekette çok masum insan öldürüldü. Çok masum insan öldürüldü. Sen şimdi Abdi Bekçi'yi öldürüyorsun. Abdi Bekçi niye öldürülüyor? Çünkü CHP ile Demirel ile Ecevit'i bir araya gidip ortak hükümet kurmaya çalışıyor. Yani olaylar, kan akışı engellensin. Türk gençleri öldürülüyor hocam. Burada gösterdin sen işte. Kenan Evren ne diyor? Biz darbe yapmasaydık 12 Eylül kararları, 12 Eylül 24 Ocak kararları o uygulanamazdı. Bu ne demektir? Biz darbe yapmamız için ortam yaratmamız gerekiyor. Ortam nedir? İnsanları birbirine kırdıracaksın. Demek ki bu kırdırma işlerini devletin içinde bir grup yapmış. İşte bu yeni çıkan bu gladi yapılanması ta oralarda var. Bunları meydana çıkarman lazım. Bu memlekette 5500 civarında genç toprak altında yatıyor. 20'li yaşlarda çoğu. Bunların hesabını Kenan Evren'e vermeden gitti. Cehennemde bekliyorlar onu zebaniler. Zebaniler ne yapar? Mahkeme kayıtlarında var ne yapar diye orada yazıyor. Burada söylemez ne yapacağı. Ama Sinan rahmetliyi öldürme işinde uluslararası bir boyut mutlaka bakacaksın hocam. Bunun uluslararası boyutunu bakmıyorlar. Devlet şimdi, bakıyor mu hocam? Devlet bakmaz. Devlet bilir ama bakmıyor. Devletin görevi, kurumların görevi nedir? Cinayeti işleyenleri ortaya çıkarmak. Bunu zaten polis bulunca, polisi bırak rahat. Bir tane cinayet ortada kalmaz. Hepsini bulur. Hı hı. Ama devletin istihbarat bilimlerinin görevi, bunun uluslararası boyutu nedir? Acaba burada başka bir hesap mı vardır? Başka bir hesap mı? Nasıl bir hesap hocam? Şimdi cinayet işleyenlere bakıyorsunuz. Eğitim verilmiş, tamam. Hı hı. Bunlar uyuşturucu içine karışanlar var, karşı çıkanlar var, böyle şeyler konuşuluyor. Fakat bütün bu operasyonu yapan ekip hep ipin ucunu vermiş, beni takip edin demiş. Yani cinayetin gizli kalmasını istememiş. Yani kimlerin yaptığı ortaya çıksın istemiş. Hı hı. Bir siyasi suikaste ipucu bırakılmaz. Bırakılmaya çalışılır, bırakılmamaya çalışılır. Burada her yer ipucu diyorsun. Burada banka hesaplarına paralar gönderilmiş. Yani bizi takip edin. Eğer bulamazsanız banka hesabından takip edin demişler. O zaman ne geliyor akla? Acaba bir operasyon mu yapılıyor? Kime karşı? MHP'ye karşı. Şimdi o Michael Rubin'in bir açıklaması var. Onu bir gösterirler mi arkadaşlar? Rejiden rica etsek Michael Rubin 1 diye attım galiba. Evet burada hocam. Şimdi Michael Rubin Eylül 2021'de yani bir sene mi oldu? Bir sene küsur oldu. Diyor ki Türkiye'deki ülke ocakları bunları terörist olarak ilan edelim diyor. Yani bu Bozkurtlar dedi. Aslında ülke ocaklarından metinde ülke ocaklarından bahsediyor. Şimdi bu nedenle ne olur biliyor musunuz hocam? Ülke ocaklarını terör örgütü olarak ilan ettiniz. Şimdi bu eylemler ülke ocaklarını oraya götürür. Yani bu şimdi ülke ocaklarına bağlı
çıkarırlarsa bunun demek ki ülke ocaklarına bunu bağlarlar. Ondan sonra derler ki uluslararası kamuoyunda Türkiye'de ülke ocakları cinayetler işliyor. Ondan sonra ne olur? Ülke ocakları terör örgütü lisesine sokulursa MHP'nin gençlik kolları olduğu için MHP'de kapatma ile yüz yüze kalabilir. MHP'yi kapatırsanız ne olur? Amaç MHP'yi kapatıp belli bir yere bu oyları kanalize etmek. Onu burada söylemeyelim artık. Onu burada söylemeyelim. Şimdi bunun uluslararası boyutunu düşünmeden durup dururken böyle bir cinayetin işlenmesini açıklamak zordur. Ha bunun için de buna teşne olan, bunu kışkırtan MHP'nin içinde veya dışında, bak bunu söylüyorum, MHP'nin içinde veya dışında birileri var mıdır? Bahçeli buraya dikkat etmesi lazım. Bu işi araştıran birimler Tayyip Bey'e dosya hazırlamışlar. Bilmiyorum bu var mıdır bu işin içinde dosya diye. Bu dosyada bu var mıdır diye bilmiyorum. Çünkü Tayyip Bey'e biliyorsun dosyalar giderken kapıdan süzgeçten geçiyor. Tayyip Bey'e her şey gitmiyor. Bu arada izleyicilerimize hatırlatalım. Michael Rubin Amerika için diyor ki ülke ocakları, bozkurtlar terörist ilan edilsin. Zaten Fransa'da da mesela ülke ocaklarının faaliyeti yasak. Hatta ikinci bir görsel var, onu verebilir miyiz? Orada da Michael Rubin oradan bahsediyor. Diyor ki Avrupa Birliği ve Fransa'da da diyor. Bir sonraki görseli bir verir misiniz arkadaşlar? Evet, şu ortada iki satır hocam. Bakın orada da zaten Michael Rubin akıl veriyor. Diyor ki zaten Fransa'da diyor yasaklanmış gruptur diyor. Avrupa'da bununla ilgili şey yapıyor diyor. Biz de Amerika olarak bunları yasaklayabiliriz diyor. Şey terörist ilan edebiliriz. Ya şimdi diyor. Yani bu tekrar orada bu ne zaman tarihi? Aynı metinde. Aynı metinde. Yani tekrar başlığı burada, verebiliriz arkadaşlar. Yani bunun metinde zaten o bozkurtlar dediği bir terörist grup olarak bunlar şey yapılsın artık, listelensin diye. Bozkurtlar dediği ülke ocakları tabii. Ülke ocaklarını söylüyor. Şimdi Michael Rubin'in görevi onlar tabii. O bu Amerikan politikasını yönlendiren isimler. Bunlar Amerika'nın Müslüman karşıtı, Türk karşıtı bazı gruplar var. Onlar bizim emrimize girmiyorsa Türkiye bizim karşımızdadır demektir deyip propaganda yapan ekipler. Bunlara akıl verenler Türkiye'den biliyorsunuz bazı adamlar var, kaçtılar yurt dışına. Onlar Michael Rubin gibi adamlara akıl veriyorlar. İsimleri vermiyoruz çünkü hep dava açıyorlar hakkımızda. Biz de okulla mı uğraşalım, mahkemelerle mi uğraşalım yoruluyoruz tabii. Süleyman Soylu bile dava açmış hakkımızda. Allah bir dedi, Süleyman Soylu dava açtı. Avukatı açtı. Süleyman Soylu açmadı da avukatı açtı. Sonra dedi ki ben davayı geri çekeceğim. Çekmedi daha. Bekliyoruz ne yapacak diye. Tekrar hocam altını çizelim. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şunu söylüyorsunuz. Cinayetin yurt dışı boyutuna bakmak lazım diyorsunuz. Onu mutlaka bakmak lazım hocam. Ve yani bu şakaya gelir bir iş değildir. Ve ülke ocaklarının terörist ilan edilmesi isteniyor yurt dışında ya, diyorsunuz. Ülke ocaklarını terörist ilan ettiğin zaman MHP'yi teröristlerle işbirliği ilan etmiş olursun. MHP kapatılma davası açılır ve uluslararası da zor durumda kalır. Hı hı. MHP'de böyle MHP'ye saldırılar artar, uluslararası saldırılar. Onun amacı nedir? MHP'deki oyları başka tarafa kanalize etmek. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü bu cinayet sıradan bir cinayet değil. Yani siyasi cinayet fakat açık cinayet. Böyle bir cinayet. Türkiye'de böyle az görülmüş böyle bir cinayet. Ve ipuçları hep MHP'ye bağlanmış. Tabii ona göre gidiyor. MHP'ye bağlamak üzere gitmiş ipuçları. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Uluslararası bir boyutuna mutlaka bakmak lazım bu işin. Bahçeli zaten, Sayın Bahçeli bunu herhalde mecliste konuşmasında buna benzer şeyler söyledi mi bilmiyorum. Ben bir dinledim ama bir yarım kaldı çünkü okula gidiyordum ben. Sabah hepsini tam dinleyemedim. Daha çok şuna vurgu yaptı Sayın Bahçeli. Cinayetin hemen ardından hem Millet İttifakı'nın konuyu MHP'ye bağlamaya çalıştığını söyledi. Hem de FETÖ'cülerin hemen konunun üzerine atladığını ifade etti. FETÖ'cüler atlar. Onlar zaten onların Allah'a haşa uç oldu herhalde. Testisle uğraşıyorlar herhalde. Uluslararası boyutla ilgili Bahçeli'nin şöyle bir ifadesi var. Küresel emperyalizm bütün çakallarını aramıza salmıştır diye tamam bir ifadesi işte, var. Ama işte onun o ifadede MHP'nin içinde de var bu bağlantılar. O anlama gelir. Hı hı.
Ben öyle anlıyorum. Kendi içlerinde de var. Tabii. Yani içeriden de bir de. Şimdi bir insan, bir örgüt düşünün. Biz eski örgütçü olur musun? 70'li yıllarda. Örgütte dışarıdan bir istihbaratçı sızar. Der ki arkadaşlar şöyle bir eylem yaparsak örgütümüzün kamuoyunda değeri artar, katılımlar artar. Halbuki o eylem aslında bir yabancı istihbaratın eylemidir. Ama oradaki örgütteki elemanlar öyle düşünmezler. Zaten o silahlı eylemi yapan çocuklar bilseler ki bu Sinan Ateş'in eski Ülke Ocakları Genel Başkanı olduğunu bilseler bunu da yapmazlar belki de. Yaptıramazsınız ona. Ama demek ki bunlara zaten bunu özel korumalarla getiriyorlar biliyorsunuz. Şimdi o görevlilerde tutuklanmış bildiğim kadarıyla. Ama tabii bunun perde arkasına bakmak lazım. Tabii öncelikle tabii ki bu eylemi yapanlara bakacaksınız. Zaten bu eylem yapılırken biri kayda alıyor. Kayda alan var eylemi. Eylemi niye kayda alıyor? Yani bu iş MHP'ye karşı önemli ölçüde MHP'ye karşı yapılmış bir operasyon gibi görünüyor. Yani onun için MHP'deki Bahçeli de şaşırdı ne oluyor diye. Yoksa MHP böyle bir şeye girer mi hocam? Böyle bir şey olur mu ya? Eski şey başkanını, Ülke Ocakları Başkanı'nı öldürecek. Mümkün değil. Ha MHP'nin içinden birileri bunu organize eder. Başka bağlantılarla beraber organize eder. Onu meydana çıkarmak lazım. Bahçeli'de muhtemelen konuşmak için bunun için bu kadar bekledi. Bekledi. Evet yani konuşmak. Şimdiden uluslararası boyutunda da bahsediyor zaten. Evet hocam. Yoksa böyle bir cinayetin MHP'ye katkısı değil zarar olur. Ülkücü harekete katkısı değil zarar olur. Bunu kim yapar? Ülkücü harekete zararı oldu muhakkak hocam. Ya ama işte bunu o zaman başka boyutlara bakacaksın. Evet. Seçimlere yaklaşırken bunun gibi başka cinayetler de yaşanabilir mi? Ya şimdi hocam? Devletin istihbarat birimleri bu işe dikkate alsınlar yani. Emniyet istihbaratı daha önemli bu işte. Emniyet istihbaratı çünkü Türkiye'nin önemli bölgelerinde örgütlenmiş. Jandarma çünkü birçok yerler jandarmanın bulunduğu bölgeler mahalle yapıldığı için emniyetin etki alanları da gelişti. Arttı, büyüdü. Jandarma istihbaratı da bu kendi bulunduğu coğrafyada bu işleri takip etmesi lazım. Yani jandarma istihbaratı, emniyet istihbaratı beraber çalışırsa, MİT de bunlara uluslararası boyutlarıyla bağlantılarını takip ederse bu tür şeyleri yapamazlar. Evet hocam. Altılı Masa'da cinayetin ardından yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Akademisyenlere ve gazetecilere yönelik saldırıların faillerinin hiçbir ceza almadan serbest kalmalarını da verdiği cüretle. Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldıran çetelerin elini kolunu sallayarak gezdiği, mafyatik yapıların karşılıklı infazlar gerçekleştirdiği bir ülkede kamu düzeninden ve demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. Ya tabii ki mafya çatışmaları oluyor İstanbul'da. Bunları devlet isterse engeller. Yani kapalı yerlerde nasıl silahlı giriyorlar bunlar? Bunlar mümkün değildir. Bunlar başka bir yerden giriyorlar. Ama Türkiye'de bu mafyatik yapılanmaları devlet içindedir bunların. Yani devletin güvenlik birimleri bu örgütlenmelerin içinde hepsinde vardır. Bunları kontrol edecek güçtedir. Bunu yapabilir. Ama bu siyasi cinayetler. Siyasi cinayetler 77'den beri var. Yani ben en çok onları daha iyi biliyorum. O dönemleri yaşadığımız için. 77'den beri var. Hiçbiri bulunmadı. Bunları Aydınlık uzun yıllar yazdı. Bu konuda araştırmalar yapıldı. Bunların Gladio bağlantılı olduğunu söyledi. En son Hablemitoğlu'nun Gladio bağlantılı öldürüldüğü biliniyor. Bunu çözmek için katkı verirseniz Allah razı olsun. Ama hepsinin sonunda ben şimdi Amerikan Büyükelçiliği diyorum ama çünkü Amerikan Büyükelçiliği'nde istihbarat birimi var. Bu istihbarat birimi bunları hepsinin hakkında bilgi alıyor. Ama asıl karargah NATO karargahı Brüksel'e gidecekler. Çünkü bu Gladio örgütlenmesinin talimatları oradan geliyor hepsi. Yani bu ülkede kontrol dışına çıkılıyorsa ne yapılabilir? Kontrol altına almak için ne yapılabilir? Şimdi MHP kontrol dışına çıkmış. Yani Amerika'nın istediklerini yapmıyor. AK Parti yani Tayyip Bey Amerika'nın istediklerini yapmıyor. Sen tabii dışlarsan Türkiye'yi bunlar ne yapacaklar? Amerikalıların istediğini yapsalar iktidara duramazlar zaten. Şimdi yapmayınca da adamlar diyorlar ki bunları tasfiye etmek için ne yapmak lazım? Ona göre plan yapıyorlar. Düşman plan yapacak.
Sen de ona göre karşı planlar üreteceksin.